Yunus Emre 14. bölüm. www.sesibetimlemedernegi.com Tekten film. Namazda oturur pozisyonda duran Kadı Yunus'un fotoğrafı üstünde Yunus Emre aşkın yolculuğu yazdı. 13. bölüm özeti. Nallıhan obası dergah. Keteci mazlum duruşuyla şeyhin huzurunda. Sayenizde dükkanım açıldı. Çoluk çocuğum rızkına kavuştu tezelden şeyhim. Allah razı ola. Teşekkürü dahi doğru makama, doğru şekilde etmek lazımdır Azmi Ağa. Rızkı veren Allah'tır. Sana da, bana da, kurda da, kuşa da, aha şu kapının dışında yatan köpeğe de. Cahil kulunuzum şeyhim. Bağışlayın. Ne dediğimi dahi bilmem. İşini doğru kıl. Kul hakkından ırak ol. Gerisi lafı güzaf. Kimse kimseyi elinden tutup da bir yere götürecek değil. Cennete hiç değil. Kasım içeri girip şeyhin yanına yöneldi. Asık suratıyla elini göğsüne koyup selam verdi. Yanına çöküp kulağına yaklaştı. Bir şeyler fısıldıyor. Buyursun azizim. Al içeri Kasım'ım. Kasım eli göğsünde başı önde sırt çevirmeden gidiyor. Müsaadenizi isteyeyim şeyhim. Bekleriseniz şerbetimizden içersiniz Azmi Ağa. Mikel yanlarına geldi. Hoş gelmişsin tabip efendi. Şeref duyduk. Hoş gördük efendim, hoş gördük. Kececi şeyhe selam verdi gidiyor. Mikel üstünde kırmızı peleriniyle şeyhin gösterdiği yere oturdu. Kececinin çıkmasını bekleyip şeyhe döndü. Bir şeyler işitir kulaklarım şeyh efendi. Var mıdır aslı? Hele söyle. Ne duydun da gerçekleyelim tabip efendi. Yeni kadı İlyas efendi. Haşa, derdest edecekmiş sizi dergâha basıp. Kadıdır. Adalet üzere iş görür. Bir bildiği vardır elbet. Beyin sırtında şırpençe çıbanı çıkmıştır. Tedavisini ben yaparım. Varıp bir konuşayım. Konuşsun kadıyla. Tabip efendi, eksik olmayasın. Bizim namımıza endişe edersin. İnsan dostu için endişeye düşer. Ama can için hiçbir kula minnet eylenmez. Velev ki canımızı isteyeler. Mikel çaresiz kalıp onaylarcasına kafa salladı. Akşam vakti Nallıhan obası. Çarşı boşalmış, dükkanlar kapatılıyor. Bağdaş kurmuş, kitap okuyan biri. Kitap Yunus'un elinde. Yunus loş bir odada. Destur var mıdır? Buyur. Kasım içeri girdi. Selamun aleyküm. Yunus şaşkınca ayağa kalktı. Aleyküm selam. Akşamın hayır olsun Yunus. Buyur Kasım efendi. Yer gösterdi. Yer yatağı olarak da kullanılan minderin üzerine oturdular. Arkalarında ahşap kafesli pencere, yanda bir sandık. Nereden bildin burada handayım? Şeyhimizin kerimesi Bacı Sultan söylemiştir. Kimselerin bir şeylerden haberi yok ama Bacı Sultan bir şeyler söylemiştir. Aslı ne ola ki? Ne ister Kadı Efendi şeyhimizden? Ne suç isnat eder? Bilmem. Ne yaparız peki? Elimizden bir şey gelir mi? Kadı Efendi tanıdığımdır. Konya'dan, medreseden arkadaşımdır. Ya. Elimden bir şey gelmez der. Yaparken, ederken, her şey gelen elinden, tutarken bir şey gelmez. Başkaca ne yapabiliriz? Bilmem. Bilemem. Ben sabah Konya'ya dönerim. Var git işlerini gör. Geri kalma. Vazifeye dönüşüm onaylanmıştır. Belli midir nereye tayin olunduğun? Bellidir. Ama öğrenemedim. Buraya gelmem icap etti. Dönüp mazeret bildireceğim. Daha da vakit kaybedersem geç olur.
Sen var git, işlerini takip et. Şeyhimizin vaziyetini hiç düşünme. Bizler buradayız. Bir yolunu buluruz. Bir yol yoktur artık. Kasım elini kaygıyla Yunus'un dizinden çekti. Bir yandan düşünerek sakallarını sıvazlıyor. Yunus da onun kadar düşünceli ve endişeli. Karabaş yerine yatmış uyuyor. Dergahın kapısının iki yanında duvara paralel sabitlenmiş meşaleler. Şeyh dizlerinin üstünde oturuyor. Anlatıverin bakalım canlar. Kimini iftira ile, kimini makam mevki ile dert tuzağı görmekte. Pusunun en sinsisi. Sanır ki gafil, alimim. İlmime hürmet edip makam verirler. Kibri şişmiş, semirmiş. Öyle ki baktığı yeri göremez olmuş. Onun bir mani, bir pusu olduğunu göremez olmuş. Ne olacak o vakit? Yolda mani vardır diye yoldan mı döneceğiz? Şimdi tut ki buradan başkent Konya'ya yürürsün. Az bir yolun kalmıştır. Önünde bir taş. Vaz mı geçersin yoksa üstünden mi geçersin? Erenler kıyamet kopsa vazgeçmezler. Hep üstünden geçerler. Sabır ile, niyaz ile. Nallan obası. Kasım gitmiş. Yunus sırtüstü pozisyonda yatağına uzanmış. Kara kara düşünürken uykuya daldı. Rüya görüyor. Gitmem lazımdır. Ama gidemem. Gitmeliyim. Gidemem. Kesitler halinde bir dergaha doğru yürüyor, bir zıt yöne. Aralarındaki dönüşler görünmüyor. Uykusunda kıpırdanıp yeniden rüyaya daldı. Dervişler geniş bir odada halka oturmuş zikir çekiyorlar. Şeyh makamının başında. Aynı duvar üstündeki iki pencereden oldukları yere ışık süzülüyor. Yunus gördüğü rüyanın etkisiyle kıpırdanmaya devam ediyor. Bu sefer de şeyhin boynunda tasmayla çarşıdan geçirdiği anı görüyor. Tasmadan kurtulmaya çalışıyor ama nafile. Uykusunda rüyayı gerçekte de yaşıyormuş gibi boynunu yukarı kaldırdı. Şeyh çekiştirmeye devam ediyor. Ahali kınayarak etrafına toplanmış. Boynunu kaldırıp bir anda gözlerini açarak uyandı. Elini boğazına götürüp hızla doğruldu. Elini boğazından indirip yatağın kenarına döndü, oturuyor. Elini yatağa yaslayıp ağırlığını o tarafa verdi. Ezan sesiyle doğrulup başını pencereye çevirdi. Perdeyi kenara sıyırdı, dışarı bakıyor. Şafak vakti İmam Şerife'de. Gündüz vakti Nallıhan obası. Dağlar, tepeler, yemyeşil kırlar. Çarşıda genel bir gün. İlyas arkasında subaşı, peşinde zabitlerle çarşıya girdi. Ellerini arkasında kavuşturmuş, kaşları çatık, denetime çıkmış gibi geziniyor. Subaşı bir adım arkasında, zabitler en arkadalar. Onları gören tezgahtarlar ve esnaflar saygıyla durup selam veriyorlar. İlyas omuzlarını dikip iyice kasılmış. Yüzünde tevazusuz, sert bir ifade. Yunus ara sokakların birinden çıkacağı sırada onları görüp dikkat çekmeden geri çekildi. Sabit Adem yanlarına koşup elindeki fermanı subaşına verince durdular. Subaşı meşin kılıfından çıkartıp İlyas'a uzattı. Konya'dan beklediğiniz haberdir efendim. İlyas bir anda aldı fermanı. Yunus merakla dikkat kesilmiş onları dikizliyor. İlyas fermanı açtı, ayaküstü okuyor. Gülümseyerek indirdi fermanı.
Tatlık Emre dergahına gideriz subaşı. Atları getirin. Subaşıyla zabitler donup kaldılar. İlyas kendinden emin adımlarla ilerliyor. Subaşıyla zabitler ardından bakıyorlar. Subaşı üzgün, çaresiz. Adem, atları tezahürat amaca dolandırın. Çarşının ardına. Onlar da gidiyorlar. Yunus arkalarından baktı, ne yapacağını bilemez bir halde sıkıntıyla dikiliyor. Düşünceli bakışları bir karar vermiş gibi keskinleşince arkasını döndü gitti. Dergah. Açılan kapıdan İlyas'ın öncülüğünde şeyhin bahçesine geçtiler. Girdi evine bakalım. Kadı efendi. Biz kendisine bildiririz geldiğimizi. Ziyaretine gelmemişiz derviş. Subaşı, evini ararız. Kasım'a omuz atıp yanından geçti gitti. Hacım Sultan bulaşıkları durulamaya bırakıp kapıya yöneldi. Hanım ana kapının ısrarla vurulması karşısında şaşkınca bakıp bulgurları çuvala boşalttı. Destur var mıdır? Buyur Kasım efendi, buyur. Kadı efendi şeyhimizi görmek ister. Yoktur evde baba. Bir de biz bakalım bacım. Evde yoktur derim. Şeyh efendi evde değildir. Ne diye ararsınız babamı? Ne istersiniz? İlyas'la subaşı ortaya kadar gelip etrafa baktılar. Kasım kibarca kapıyı gösterdi. İlyas kapıya döndüğü sırada Yunus içeri girdi. Kasım şaşkın. Yunus da İlyas'ı görünce şaşırdı. Karşılıklı birbirlerine yaklaşıyorlar. Bacım Sultan merakla hanım anaya döndü. İlyas da Yunus karşı karşıyalar. Yunus efendi. Bu yaptığınız caiz midir kadı efendi? Var mıdır usulde bir hanenin üzerine varmak? Taciz değildir, nedir bu? Devlet işidir bu Yunus efendi. Haneye de varılır, cana da varılır icabında. Bu yaptığınız adalete de, şeriata da karşıdır. Aynı kitapları okuduk da mezun olduk Yunus efendi. Hangi kitapta yazar bir iftirayla hanenin üzerine varmak? Misal ver o vakit. Misal ver de biz de bilelim. Madem ki beraber okuduk, bu yaptığınıza keyfilik denir. Kendi keyfiliğinizi adalet diye sunmak da nedir İlyas efendi? Yoktur evde demişizdir ama. Adaleti o kadar düşünürsünüz de Yunus efendi. Hani nerededir bunca savunduğunuz şeyh efendi? Yoksa adaletten korkusuna kaçmış mıdır? Madem ki o derece masumdur bu cansiperane savunduğunuz adam. Ne demeye Selçuklu'nun kadısından, adaletten, şeriattan kaçmıştır Yunus efendi? Var mıdır buna da bir izan? Hani? Nerededir madem kaçmadıysa? Kasım sinirle iç çekerek omuzlarını dikti. Bacım Sultan'la hanım ana nerede olduğunu dair bir fikirleri yokmuş gibi düşünceliler. İlyas zafer kazanmışçasına gülümseyerek Yunus'a bakıyor. Yunus bu sefer ona karşı yenik düşmüş gibi sessiz. Kaşlarını çatmış, öylece gözlerinin içine bakıyor. Gideriz subaşı. Belli ki geleceğimiz kendisine malum olan şeyh efendi keramet gösterip ortadan yok olmuştur. Haşa. Kadı efendi. Şeyh efendi, canın almaya gelse Azrail'den kaçmaz. Mantıklı mıdır Selçuklu'nun kadısından kaçsın? Yunus onaylarcasına bakıyor. İlyas sinir olup subaşına döndü. Gideriz subaşı. Sabitler kapının önündeler. İlyas'la subaşı çıktılar. Kasım peşlerine düşüp kapıyı çekti. Neymiş sebebi? Ne diye ararlar efendiyi? Sebebini bilmeyiz ama Konya'dan, başkadılıktan tasdik gelmiştir. Kasım içeri girdi. Neymiş sebebi? Ne der kadı, ne olur efendi? Bir izahatte bulunmaz. Kibri kör etmiştir gözünü.
Yunus zamanında sanki kendi yaptıkları aklına düşmüş gibi mahzunlandı. Allah'ın babası, kadıhane. İlyas öfkeden deliye dönmüş bir halde hışımla volta atıyor. Üstünde siyah cübbesi, başında kabuğu var. Subaşı yanına geldi. Bu şeyhten bir haber yok mudur subaşı? Vardır efendim. İlyas meraklanıp bakışlarını çekmeden başını hafifçe yukarı kaldırdı. Arkasından subaşı ile birlikte kadahaneden çıktılar. İlyas önden yürüyor, zabitler peşlerinde. Mesut, Kasım ve Yunus kadahaneye geliyorlar. Kadı efendi, vaktiniz var ise iki kelam etmek isteriz. Meseleyi biliriz Mesut ağa. Nedense bütün Nallıhan, hatta Konya, Şeyh Efendi için seferber olmuştur. Estağfurullah. Ama o tersini yapar. Biz de yeni haber almışız. Gelin öyleyse. Mesut, Kasım ve Yunus merakla peşlerine takıldılar. İlyas önden yürüyerek zindanın kandillerle aydınlatılmış koridoruna girdi. Mesut da Kasım onun arkasında. Yunus da subaşı en arkadalar. Ara kapıdan zindanların olduğu bölüme geçtiler. Kasım bir anda şeyhin olduğu zindanın parmaklıklarını atıldı. Şeyhim! Yunus da Mesut birer yanına geçtiler. Şeyh oldukça rahat, tebessüm ederek ayağa kalktı. Yanında bir adam oturuyor. Ne diye zahmet ettiniz canlar? Şeyhim. Kadı efendi bizi arar imiş. Zahmet buyurmasın. Biz varalım, bir ziyaret edelim dedik. Seni Konya'ya varmıştır diyebilirdik Yunus. Niçin geldiniz? Neyse, isnat edilen kabul etmiş olursunuz böyle yapmakla. İsnat edileni değil. Ancak kaderimizde olanı kabul ederiz. Ağalar. Bu kadar yeter. Duruşmadan sonra giderirsiniz hasretinizi. İlyas önden yola düştü, subaşı kenarda bekliyor. Yunus selam verdi, gidiyor. Bir emriniz var mıdır şeyhim? Vardır. Hanım anana haber eyle. Korkacak bir hal yoktur. Derviş hanımız da merak etmesin bizi. Emriniz olur şeyhim. Kasım şeyhle selamlaşıp kapıya yöneldi. İlyas koridorda durmuş. Şeyh efendi suçumuz hafiflesin diye gelip teslim olmuştur. Ama destekçileri hala suçsuzluğunu iddia eder. Hızla yola koyuldu. Dergah. Ben baktım anacığım. Bacım Sultan kapıya yöneldi. Hanım ana heyecandan kalbi duracakmış gibi elini göğsüne götürdü. Kasım Bacım Sultan'ın gözlerine bakarak eşikten içeri girdi. Bacım Sultan ağzını kapatmış, merakla bekliyor. Hanım ana yok mu? Hanım ana koşar adım kapıya geldi. Vardır. Kasım adım atıp yanına yaklaşınca Bacım Sultan kapıyı kapattı. Hayırlı geldin inşallah Kasım efendi. Hayırdır hanım ana, hayırdır. Şeyhimizden haber vardır. Şükür sanadır ya Rabbi. Hayır da şer de ondandır. Değerli Kasım efendi. Hayır mıdır? Şer midir? Şeyhimiz varmış, teslim olmuş. Zindandadır. Hanım ana dehşetle dondu kaldı. Bacım Sultan şaşkın. Hanım ana bir anda ona döndü. Bacım Sultan bakışlarını boşlukta gezdiriyor. Kasım başını kederle öne eğdi. Kesindir artık. Bir ihbar vardır. Ahiler haber iletirler. Selçuklu'nun dört bir yanından. Dört bir yanına dergahlara tezgah kurarlar. Vakti siyaset değildir ama bir tezgah kurulur. Mesut ağa. Şeyh Efendi'yi iftira etmek için sebebi olan birileri var mıdır?
Vardır Yunus Efendi, vardır. O tahmin etmez ama ben bilirim kimdir bu müfteri. Kararlı gözlerle bakıp Işım'la yola düştü. Yunus merakla düşünüyor. Şimdilik akarken içi oyuk bir taşın içinde yanan ateş, üstünde kızdırılan kesici bir alet. Dergahta halka oluşturmuş zikir çeken dervişler. Yunus Kadı, Yusuf Gökhan Atalay, Şeyh Tapduk Emre Payidar Tüfekçi, Molla Kasım Baran Akbulut, Mesut Mehmet Çepiç, Bacım Sultan Seda Tosun, Hanım Ana Asuman Çakır, Minderci Hasan Rüzgar Aksoy, Ali Taygu Mehmet Ali Tuncer, Kira Müge Uyar, Subaşı Hasan Erguntaş, Dülger Şahin Ahmet Talay, Demirci Bayram Sedat Erdiç, Derviş Çağrı Biran Tunca, Niyende Umut Tanyolu, Keçeci Murat Ercanlı, Hekim Özü Doğru Cici, Aynalı Kaptan Gülman, Müzik Altay Gültekin Zeynep Alasya, Sanat Yönetmeni Özü Doğru Cici, Kurgu Yönetmeni Akif Özkan, Senaryo Mehmet Bozbağ, İsa Yıldız, Genel Koordinatör Hüseyin Nurettin Bal, Proje Tasarım Mehmet Bozbağ, İsa Yıldız, Yapımcı Mehmet Bozbağ, Yönetmen Kamil Aydın. Namazda oturup pozisyonda duran kadın Yunus'un fotoğrafı üstünde Yunus Emre, Aşkın Yolculuğu yazdı. Bu proje İbrahim Has'ın Tezkire-i Has adlı münakabındaki Yunus Emre rivayetinden ve Mustafa Tatçı'nın derlemelerinden hareketle hazırlanmıştır, yazdı. 14. Bölüm Nallıhan Obası. Çarşı kalabalık. Sabitler her zamanki gibi dolanıyorlar. Mesut, Ahşap, makam odasında. Yunus iki yanında uzanan minderlerin sol başında oturuyor. Keçeci Mesut'un huzuruna getirildi. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Kapıyı işaret edip gönderdi adamını. Keçeci paniklemiş bir halde korkuyla bekliyor. Niye çağırdığımızı merak edersin Azmiye Ağa. Merak eder ama bilir aslında neden çağrıldığımı. Bilmem efendim. Nereden bileyim? Bir takım karnı karalar Şeyh Efendimiz'e iftira eder. Onu kadıya şikayet ederler. Tövbeler olsun ağam. Dili kuru şeyhimize iftira atanın. Şeyhimiz de bizzat kendisi varmış, teslim olmuştur. Nallıhan'da kim şeyhimize şikayet eder ki? Her kişinin lokmasında tuzu vardır şeyhimizin. İnsanoğlu işte Azmi ağa. Çiğ süttür içtiği. Otur hele Azmi ağa, otur. Otur, otur. Hırkasının eteklerini arkaya atıp Mesut'un diğer yanına oturdu. Korkuyla bakıyor. Anlat bakalım Azmi ağa. Ne diye itira edersin Şeyh Efendi'ye? Tövbeler olsun ağam. Allah yazdıysa bozsun. Bizden kem söz gelmez şeyhimize. Mesut bakışlarını Yunus'a çevirdi. Yunus yüzünde bir tebessümle durumu değerlendirir gibi düşünüyor. Dergah, haremlik kapısı. Hanım Ana, Bacım Sultan ve Kasım içeri geçmişler. Kasım onlara refakat eder gibi diz çökmüş karşılarında oturuyor. Üçü de üzgün. Hanım Ana'nın gözleri yaşlı. Kasım bakışlarını Bacım Sultan'a kaldırdı. Bacım Sultan kederle boşluğa bakıyor. Hanım Ana dalgın halinden kurtulmak ister gibi irkildi. Kasım bakışlarını indirdi. Hanım Ana gözyaşlarını silip güçlü bir ifade takınarak Bacım Sultan'a döndü. Hadi kızım, hadi. Hava sıcaktır, bulaşıklar açıkta. Alışkınız biz efendiyi beklemeye. Ardından kukumav gibi oturup kaldığımızı görse kızar. Kalkın işinizin başına varın de. Doğru dersin hanım ana. Diye biz düşünecekmişiz. Derdi veren düşünsün dermanı der. Bacım Sultan'ın gözleri doldu. Ben dergaha varayım hele. Dervişen merakta kalmıştır. Şeyhimin zindanda olduğu haberi yayılmasını düşünürüz. Dervişen'in dahi haberi olmasın demişizdir. Hanım Ana onaylarcasına kafa salladı. Bacım Sultan gözlerini boşluğa dikmiş ağlıyor. Kasım ayağa kalkıp önünü kavuşturdu, gidiyor.
hanım ana durgun, düşünceli. Bacım Sultan başörtüsünü ağzından indirdi. Ana kız ikisinin de gözleri yaşlı. Hadi kızım, hadi. Hanım ana minderden kalkıp Bacım Sultan'ın önünden geçti gitti. Bacım Sultan acı içinde öylece boşluğa bakıyor. Ben ne diye şeyhimize iftira atayım? Daha dün sohbetinde birlikte değil miydik? O da senin tasarlaman dahilindedir. Bilerek tasarlayarak gelmişsin sohbete, belli. Siz bana inanmak istemezsiniz bir kere. Ben ne söylesem boşa. Gerçek tam tersidir Azmi Ağa. Sana inanmak isteriz, yalanlarına değil. Ben ne diye tasarlayıp hesap kitap ile sohbetine gideyim şeyhimizin? Dükkanını açtırdı diye. Ben var, elini öp dedim diye vardın. Göz boyamak için. Böylece senden hiç kimse kuşku etmeyecek idi. Bunu tasarladım. Yalan mı? Ben kimseyi şikayet etmedim. Kimseye iftira atmadım. Azmi Ağa, biz buradan Allah anda halkın menfaatine iş görme derdindeyiz. Memleketin hali zordadır. Hepimiz biliriz. Tüm gayretimiz ve uğraşımız dirliğimizin bozulmamasına hizmettir. Şeyhimiz dahi bunun için bize yol gösterir. Tekkeye gelin, dünyayı bir kenara koyun demez. Tam tersine der ki, demirci demirini dövsün, ekinci ekinini eksin, dairedeki de vazifesini yapsın. Yapsın ki üç arşın ötemizde, aşağımızda, yukarımızda, doğumuzda, batımızda, cenk meydanında başlar boşa düşmesin yere. Şimdi sen dersin ki içinden, bunları neden anlatır bana? Demem o ki müsamahamız düzen devam ede diyedir. Şeyhimizin tavsiyesidir. Ama vakit olur ki düzen bozana müsamaha göstermek masumlara ihanettir. Geçici çaresiz, Yunus dikkatle gözlemliyor. Gönderirim yiğit başları dükkanına. Bin türlü eksik tespit ederler. Ahi ocağından talimat iletirim. Açık kalsa da tek kişi varıp o dükkanda siftah yaptırmaz sana. Sen meselenin ciddiyetinin farkında değil misin Azmi Ağa? Barınamazsın Allah'ında Azmi Ağa. Barınamazsın. Doğrudur. Doğrudur. Hem de ok gibi doğrudur sözleriniz. Ama ben isnat edilen kusuru işlememişim. Şeyhimizi şikayet etmemişim. İnkar edince Mesut'un kızgınlığı katlandı. Geçiciye dönüp ben yapacağımı bilirim der gibi kafa salladı. Bacım Sultan'ın düşünceli bakışları boşlukta. Dedikodu olmasın ama geçen gün Mesut Efendi Keçeci Azmi Efendi'den yakınırdı. Benim Şahin dediydi de kulak asmadıydım. Ne demişti? Hele bir söyledi. Merakta koma bizi. Keçeci Azmi Efendi, şeyhimizin hükmünden razı değil miymiş ne? Söylentidir zahir. Bu işler gönül işi bacılar. Kiminin hoşuna, kiminin zoruna. Aklından geçen düşüncelerin etkisiyle iç çekerek bakışları an bir an kesinleşti. Hanım ana içeri girip kitaplık dolabına yöneldi. Ben bir kiraya gitmek isterim ana çarşıya. Kızım ne işin var kirada şu telaşenin ortasında? İçim darlanır ana. Babam zindanda, biz burada. Elimizden hiçbir şey gelmez. Otururuz avare avratlar gibi. Çık ferahla ama... Nasıl gideceksin çarşıya tek başına? Gün batmadan dönerim ana. Kıldın mı namazını? Kıldım anacığım. Allah kabul eyleye. Gecikmeyesin sakın. Akşam ola, hayrola. Bacım Sultan kalktı gidiyor. Hanım ana dolaplardan birini açıp alt gözünden posta çıkardı. Bacım Sultan'ın ardından bakarak kapıdan tarafa yürüyor. Thank you.
İyi. Tamam o vakit. Müsaade senindir ha. Bundan böyle her ne şart altında olursa olsun... ...Allah'ın ahi ocağının kapısı sana kapanmıştır. Var edepsiz eyleş. Ahinin ve ahalinin zihnini bulandırma. Mesut başını diğer yana çevirdi. Keçeci perişan bir halde kalktığı sırada çaresizce Mesut'a baktı. Ardından selam verdi. Mesut yüzüne bile bakmadan seni gözüm görmesin der gibi elini kapıya savuşturdu. Yunus durgun ifadesiyle it çekti. Azmi ağa. Keçeci yarı yolda durup merakla Yunus'a döndü. Yunus ayağa kalkıp yanına yöneldi. Mesut seyrediyor. Bizi ikna etmeye çabalaman boşadır. Sen neye inanırsan, hakikat odur. Her kişi içinde kendi aynasını taşır. Ama bu iftirayı atanın bilmediği şudur. İftirayla şeyhin üzerine varan Kadı İlyas ise... ...ben de bu şehir içre kazılık etmişim. Devlette usul nedir, kitapta ne yazar bilirim. Böylesi bir iddiada bulunan kişinin şahidi olması gerekir. Velhasıl ben sana olayın neticesini söyleyeyim. Bu dava Konya'da başkadılıktan döner. Şahitsiz bu isnadı yapan müfteri de... İftira etmekten bizzat kendi çıkar kadının huzuruna. Elbet duruşması başlayanda görürüz kimmiş bu şahitler. Keçeci köşeye sıkışmış gibi başını eğdi. Mesut Yunus'u takdir edercesine başını öne salladı. Keçeci Yunus'a selam verip kapıya yöneldi. Yunus tebessümle aldı selamını. Keçeci dibe vurmuş bir halde gidiyor. Yunus oltaya düşürmüş gibi keyifle ardından bakıp Mesut'un yanına yöneldi. Yerine oturdu. Eğer şikayette bulunan müfteri Keçeci Azmi ise... ...kendine yalancı şahit aramaya çıkacaktır tez vakit. Mesut başını öne sallayıp öfkeli bakışlarını kapıya çevirdi. Yunus düşünceli ifadesiyle tebessüm ediyor. Dallağın obası. Bacım Sultan ağzını kapatmış, hışımla çarşıda yürüyor. Bacım, nereye gidersin böyle bir başına? Babamla ilgili bir mesele vardır da. Bir haber var mıdır şeyhimden? Vaktim dardır Kira, sonra konuşsak. Birlikte varaydık, nereye varacaksan. Dur ben şunları bırakayım babama. Yok, gerek yoktur. Ben varıp dönerim. Dönen de uğra ama geçerken. Babam da pek üzgün, pek meraktadır. Tamam diye kafa sallayıp hızla uzaklaştı. Kira şaşkınca ardından bakıp yola koyuldu. Çaprazdan Keçeci'nin dükkanını gören sokağın kenarında örtü satan bir tezgahtar. Keçeci tabureye oturmuş. Çırağına bir şeyler söyleyip ayağa kalktı. Yunus sokağın kenarındaki tezgahın yanına geldi. Uzaktan karşıdaki dükkanı dikizliyor. Keçeci çırağıyla konuşmaya devam ediyor. Çırağı sözleri karşısında başıyla onayladı Yunus pür dikkat. Yunus'un sol çaprazındaki çeşmede abdest alan bir adam. Yoldan gelip geçenler. Çırak Keçeci'nin karşısında el pelçe divan. Keçeci konuşuyor, o dinliyor. Bacım Sultan etrafa bakınarak sokağa girdi. Bir yanında Keçeci'nin dükkanı, diğer yanda Yunus'un olduğu sokak. Yunus onu görüp duvara sindi. Merakla seyrediyor. Keçeci dükkanın arka tarafından gidiyor. Bacım Sultan sonunda fark edip peşine düştü. Yunus sitemle burnundan soludu, arkasından gidiyor. Bacım Sultan takipte. Yunus koşuyor. Siz dahil olmasanız... Hem yormasanız kendinizi. Biz ilgileniriz meseleyle. Yunus Efendi. Tesadüf gördüm sizi. Keçecinin peşinden gidersiniz bilirim. Ama... sizin uğraşacağınız mesele değildir. Biz alakadar olmaktayız. Siz varın dönün dergaha. Hem hanım sultanı da bir başına koymayın. Kaçamak bakıştılar. Bacım Sultan sözünü dinleyip geri döndü. Yunus koşarak Keçeci'nin peşine takıldı. Yolun sonu kadıhaneye çıkıyor. Yunus yol ağzından sağa döndü.
dükkanlar taş duvarlı binaların altında. Tepelere örtüler gerilerek dar çarşı sokakları gölgelendirilmiş. Kenarlarda tezgahlar. Hallaç dükkanına yün serip kapının ağzına oturmuş kılıfa yün dolduruyor. Kececi halacın yanına geldi. Yunus geriden dikizliyor. Selamun aleyküm Sina. Ve aleyküm selam Azmiya. Yunus duvara yanaştı, köşeden seyrediyor. Hayırdır kanter içindesin böyle? Hayır diyelim hayır olsun. Hele vaktim var ise iki kelam etmek isterim seninle. Şu aramızdaki alacak verecek meselesine bir bakalım hele. Mahcup olma hemen, mahcup olma. Çare bulunacak bir yol vardır elbet. Hüseyin başını sıkıntıyla öne eğdi. Keçici rahatlamış bir ifadeyle gülümsüyor. Yunus kuşku ve öfkeyle kaşlarını çatmış. Akşam vakti Nallah'ın obası. Dükkanlar kapanırken köylüler çarşıyı boşaltıyor. Uzun saçlı bir adam her zamanki gibi bağdaş kurmuş, gece gündüz oturuyor. Şeyh dizlerinin üstüne oturmuş namaz kılıyor. Arkasındaki minik pencereden sırtına ışık vuruyor. Secdeye varıp doğruldu. Cübbesini seccade niyetine altına sermiş. Çevresi siyah, üstü beyaz sarığı başında. Mahkumlar iki yanında taş duvara sabit yükseltili banklarda sessizce oturuyor. Şeyh selam veriyor. Yerde saman kalıntıları, şeyh duasını edip ellerini yüzüne sıvazladı. Cübbesinin sağ başından tesbihini alıp siyah kuşağının içine soktu. Sol başından da misvakla kokuyu alıp onları da kuşağının diğer yanına soktu. Cübbesini toplayarak ayağa kalktı. Geliş güzel katlayıp kenara geçti. Cübbesini dibe bırakıp eteklerini kaldırarak oturdu. Siyah hırkalı adam yanında, kırklı yaşlarda, sakallı, bıyıklı, yuvarlak yüzlü, yapılı. Şeyh bacaklarını yukarı toplayıp bağdaş kurdu. Entarisinin içine lacivert içlik giymiş. Ağam ben yapmadım ağam, vallahi ben yapmadım. Ben kimseyi soymadım ağam. Ağam ben yapmadım, yeminle yapmadım ağam. Yeminle kimseyi soymadım ağam. Benim bir suçum günahım yok ağam, yemin ediyorum. Sabit bir tepki vermeden genç adamı karşıdaki zindana tıktı. Ağam ben yapmadım. Tabii tabii ağam, zindanda herkes masum. Tek bir suçlu yok. Doğru söze iman ancak iman edilir. Madem bir suçun kusurun yoktur, o vakit ne ararsın zindanda şeyh efendi? Sizleri ziyarete gelmişim Sencercan. Hem zindan iyidir. Hele ki şu curcunalı vaziyet içinde. Kötü olaydı, Yusuf girer miydi zindana? Yahut onun girdiği yer kötü kalır mı? Size Hazreti Yusuf'un hikayesini anlatıvereyim mi yarenler? İşitmek ister misiniz? Başlarıyla onayladılar. İyi, anlatıvereyim de dinleyin o vakit. Herkesin hesapları vardır. Yakup oğlu Yusuf da gelecek görmüş. Onu kardeşlerinden korumaya çalışmış idi. Kardeşleri, babaları kendilerini daha çok sevsinler diye Yusuf'a tuzak kurmuşlardı. Kervan sahipleri kuyuda buldukları Yusuf'tan çekinerek daha değerli olmasına rağmen az bir fiyata satmışlardı onu can pazarında. Ve en son olarak şehrin valisi de onu kendisine evlat edinmek amacıyla satın almıştı. Ancak olaylara hükmeden Allah'tı. Ve Allah tüm hesap yapanların üstünde hesap yapan idi. Valinin karısı bu evlerinde büyük, genç bir delikanlı olan ve Allah'ın güzelliklerle bezediği Yusuf'a alakasız kalamadı. Meşhur kıssadır ki
herkesçe bilinir. Valinin karısı Züleyha'nın iftirasıyla zindana atılır Yusuf. Ama Yusuf zindana atılmaktan hiç şikayetçi değildir. Tam tersine açar ellerini göğe, dua eder. Rabbim der, bu zindan bana bunların çağırdığı şeylerden daha sevimlidir. Eğer beni onların tuzaklarından korumazsan onlara meylederim. Sonunda onlara benzerim ve günahkarlardan olurum. Duasını kabul eden Rabbim onu zindanda tuttu. Nefsiyle bir başına dünyanın cümle meşgalesinden uzaktaydı. Döndü, içine baktı, okudu. Sonra Rabbinin ona verdiği bir kabiliyet ile zindandaki mahkumların rüyalarını yorumlamaya durdu. Söylediği her şey gerçekleşirdi. Yusuf bunun Rabbinin kendisine bir hediyesi olduğunu ısrarla anlatır idi. Zira ki onun tek emeli haktan geleni halka vermek idi. Yusuf zindanı artık hak sözünü tebliğ ettiği bir dersliğe çevirmişti. İnsanlar zindanları doldurmakta, Yusuf da onların gönüllerini hak sözüyle doldurmaktaydı. Kısının gerisi herkese malumdur. İşte o sebepten Yusuf'tan beridir ki zindanlar hakikatin irşad edildiği medreselerdir. Medrese-i Yusufiye derler bunun adına da. Bu işlerde böyle oluverir işte azizim Sencer. Düşün bakalım o vakit. Dışarısı mı zindan, içerisi mi? Dışarıda mı zindan, yoksa benden içeri mi? Sencer dudak büküp etkilenmiş bir halde başını öne salladı. Yaşlı bir mahkum da en az onun kadar etkisinde kalmış hikayenin. Sabah vakti Nallıhan Obası. Hava yeni yeni ışıyor. Kadıhanenin yan duvarında bulunan sundurmadaki atlar saman yiyorlar. Çarşıda genel bir gün. Keçici şüphe uyandıran tavrıyla ara sokakların birinden çıktı. Sakin görünmeye çalışarak yanından geçtiği esnaflara selam veriyor. Gizlenmeye çalışsa da telaşı oldukça belli. Tenha bir sokağa girip adımlarını hızlandırdı. Arkasını kollayarak hızla ilerliyor. Hüseyin kemerli bir geçidin altında bekliyor. Keçici yanına gitti. Mesut'la Yusuf çaprazdaki sokakların birine geldiler, köşeden dikizliyorlar. Hüseyin gergin, keyifsiz. Keçici hararetle bir şeyler anlatıyor. Onları seyrederken Yunus'un sinirden dudakları seyirdi. Keçici onay beklercesine bir şeyler söyledikçe Hüseyin başını öne salladı. Keçici başını çevirip etrafı kollarken Mesut'la Yunus hemen geri çekildiler. Ardından tekrar çıkardılar başlarını. Mesut tehditkarca kafa salladı. Keçici çaktırmadan arkasının önünü açıp kuşağından çıkardığı para kesesini Hüseyin'e verdi. Hüseyin kuşağına sokuyor. Mesut'la Yunus sinir içinde seyrediyorlar. Namus pazarı kurulmuş, insanlar alınır satılır. Adına da mahkeme derler, adalet derler. Mesut'la Yunus başlarını uzattılar, seyre devam ediyorlar. Hüseyin'le Keçici dostane birbirlerine omuzlarına dokunup sıt yönlere ayrıldılar. Yunus ve Mesut yine geri çekildiler. Keçici onlardan tarafa geliyor. Mesut tırkasının önünü kavuşturdu. Keçici yönünü o tarafa dönmüştü ki... Azmiye? Keçicinin dili damağı kurudu. Ağzı kıpırdanıyor ama konuşamıyor. Şahit mi satın alırsın kendini? Ok atacağına bir adama iftira at. Ok hedefi şaşırır, dil şaşırmaz. Geçici korkudan ne yapacağını bilemez bir halde öyle kalıp başını öne eğdi. Mesut dik dik bakıyor. Karabaş yerinde bağlı. Hanım ana parmaklarının uçlarını alnına vuruyor. Bir kazan var.
Kaynıyor kafamın içinde. Herkesler üzgündür. Herkesler endişededir ama... bir an olsun gözünü kapatmadan sabaha ettin. Bilir. Bilir iftira olduğunu. Bildiği halde gene de kendi ayaklarıyla zindana varır işte. Bacım Sultan hanımananın yanından kalktı, kapıya yürüyor. Geç diye elini içeri açtı. Kira girip hanımananın yanına yöneldi. Hoş geldin yavrum. Elini öptü. Hoş bulduk hanımanan. Yanına oturdu. Başın mı ağrır? Baş ağrısı değildir. İmtihandır. Babam bana buhar yapar. Pek iyi gelir. Hemen yaparız biz sana. Sofra kurayım mı sana? Tokum hanım, anam. Sağ olasın. Kızım, sen de dergahı var da. Hele Kasım Efendi'ye sor. Bir haber etmiş midir Yunus Efendi? Bacım Sultan kafa sallayıp minderden kalktı, kapıya yürüyor. Çıktı gitti. Kira kaygıyla hanımanı seyrediyor. Hanımanı ona bakıp tekrar önüne döndü. Mesut ve Yunus kadıhanenin önünde bekliyorlar. Mesut sabırsızca volta atıyor. Kececi hırkasının önünü kavuşturup içeriden çıktı. Yanlarına geliyor. Açık bıraktığı kapıyı nöbetteki zabit çekti. Kececi suskun. Mesut'la Yunus merakla gözlerinin içine bakıyorlar. Tamam mıdır Azmiye? Aldın mı şikayetini geri? Almışım Yunus Efendi. Almışım. İfademi almışım ama... Yunus Efendi konuştu kadıyla. Tasalanma. Hakkında iftira için tahkikat yapılmayacak. Keçici umutla gülümsedi. İyi o halde. Hadi sen var dükkanına. İşinin başına. Sevinçle selamladı, gidiyor. İlyas kadıhaneden çıktı. Yunus. Gidiyorlardı, durdular. Mesut yanlarından biraz uzaklaştığı sırada Yunus İlyas'ın yanına döndü. İlyas içten bir tebessümle bakıyor. Sağ olasın İlyas. Başka da Ürmevi Hazretleri ile yakından tanış olmuşuz. Hasbelkader muhabbetini celbetmişimdir. Durumun hakkında bir ricaname yazdım kendisine. Mahsus sana da haber eylemedim ki netice olumlu olursa haber edeyim. Kabul buyurdular. Taze gelmiştir sevinçli haber. Yunus sevinmedi. Gündüzden sürersen atını, sabah ezanından evvel varırsın Konya'ya. Varır çıkar huzuruna, öğrenirsin yeni katısı olacağın yeri. Yunus donuk. Mesut sabırsızca onlara döndü. Yunus. Hele bir varalım zindancı başına. Tezelden çıkaralım şeyhimizi. Mesut'a bakıp aynı anda birbirlerine döndüler. İlyas oldukça içten. Yunus mesafeli tavrıyla başını öne sallayıp Mesut'un yanına geldi. İlyas arkalarından suratını sarkıtıp kadıhaneye döndü. Yunus da Mesut uzaklaşıyorlar. Anam bir sor. Yunus Efendi haber etmemiş midir der. Ama Yunus dönmüş müdür? Yoksa burada mıdır? Bilemeyiz Kasım Ağa. Buradadır hala. Buradadır ama haber etmemiştir. Şaşırdık kaldık. Kadı Şeyh babamı arar. O da yetmez kaçtı diye iftira eder. Ama babam kendi varır zindana teslim olur. Bir günahı varmış gibi. Telaşeye kapılmayın. Şeyhimiz döner gelir elbet. Ya Kadı İlyas Efendi? Kaçtır konuşurum dinlemez der Yunus Efendi. Yunus Efendi'nin başa çıkacağı mesele midir bu? Az daha bekler. Ahi Şeyhi Mesud Ağa'ya varmayı düşünürdüm. Bacım Sultan Kasım'ın tavrı karşısında bozulup kaşlarını çattı. Düşünceli bakışlarını boşlukta dolandırıyor. Nallan obası, çarşı. Şeyh zindanda tesbih çekiyor. Allah ya Allah.
Yunus da Mesut kapıyı açan zindancının arkasındalar. Sencer gülümsüyor. Gözün aydın Şeyh Baba. Şeyh'in sırtı kapıya dönük. Yunus parmaklıktan ona bakarak sevinçle gülümsedi. Şeyh gözlerini kapatıp tesbih çekmeye odaklanmış. Mesut ile Yunus içeri girdiler. Şeyh tesbihi öpüp kenara koydu, gülümseyerek ayağa kalktı. Geldiniz mi canlar? Mesut eline atıldı. Estağfurullah. Aynısı sende de var. Şeyh Yunus'a da öptürmedi elini. Bize müsaade Pirim Sencer. Sencer eline atıldı. Estağfurullah. Ona da öptürmedi. Ne vakit istersen gel. Bir çorbamızı içersin fakirhanemizde. Önden çıktı. Mesut'la Yunus peşindeler. Aman Şeyh Efendi. Dergaha çağırdığınız Sencer, Nallı'nın en azılı hırsızlarındandır. Hepimiz bu pazardan birer kefen çalmaya geldik. Zindancı zabit kapıyı kilitlemeye döndü. Görsek dahi inanmayız evlat. Mal kimin, mülk kimin, sahibi kim, hırsız kim? Sencer masumlaştı. Mesut'la Yunus sözlerinden etkilendiler, zabit mahcup. Siz bilmezsiniz, tanımazsınız diye deyivereyim dedim Şeyh'im. Şeyh yola koyulduğu sırada Sencer'in bakışları onun içeride unuttuğu tesbihe takıldı. Hey Allah diye gerdan kırıp aldı tesbihi. Tam kuşağına sokuyordu ki Şeyh hatırlayıp dönünce Sencer kucağından misvakla kokuyu da çıkarıp uzattı. Hepten ihtiyarlamışsın. Unuttun neyin var neyin yok. Eyvallah. 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 Şeyh parmaklarının arasından aldı gidiyor. Sencer gülümseyerek ardından baktı. Şeyh aldıklarını kuşağına koyarak önden yürüyor. Koridor kapısındaki zindancıdan asasını alıp yanından geçti. Diğer eliyle hırkasını kavuşturmuş vaziyette yürüyor. Yüzünde sevgi dolu gülümseyen bir ifade. Mesut'la Yunus arkadan geliyorlar. Yunus Şeyh'i kurtarmış olmanın gurur ve sevinci içinde tebessüm ediyor. Omuzları dik, başı yukarıda. Sencer arkalarından bakıyor. Dergah, avlu. Şeyhimiz nerededir diye değil. Bu kadı şeyhimizden ne ister onu merak ederiz Kasım Ağa. Destursuz dalar. Moğol çadırdır ya. Belli ki bu medresede her şey öğretilir ama edep öğretilmez. İlle de edep, ille de edep. Siz içinizi kabartmayın pirdaşlar. Ben bir varayım nasipse. Bir Mesud ağayla görüşeyim. Hayırlı haberler inşallah pirdaş. Kasım çıkışa yöneldiği sırada kapı açıldı. Şeyh içeri girdi. Estur! Yunus ve Mesut yanındalar. Kasım selam pozisyonunu alıp olduğu yerde kaldı. Dervişler karşılamaya gidiyorlar. Kasım'ın arkasına dizilip ellerini koltuk altlarına soktular. Selamu aleyküm. Yanından geçerken avucunu öpüp kirişe yasladı. Dervişlerinin yanına yürüyor. Selamu aleyküm. Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. İllahu. Sefalar getirdiniz şeyhim. Getirene götürene şükürler olsun Kasım'ım. Hoş gelmişsin ağam. Hoş gördük Kasım. Hoş gelmişsin Yunus. Yunus elini kalbine koyup başını eğerek aldı selamını. Hanım Ana ile bacım Sultan sevinçle yanlarına geldiler. Hoş gelmişsin efendi. Merak dokudun bizi. Hoş gelmişsin baba. Gidemedik bir yere. Yunus'la Mesut Ağa tutup çekti bizi gittiğimiz yerden. Bacım Sultan bakışlarını Yunus'a dikince Kasım farkı bozuldu. Hadi siz fakirhanemize buyurun. Biz de biraz hasret giderelim pirlerle. Dervişler başlarını öne eğdiler. Yunus da bacım Sultan göz göze gelip bakışlarını kaçırdılar. Şeyh huzur odasının girişine ilerliyor. Bacım Sultan Yunus'a bir kez daha bakıp eve yöneldi. Kasım dikkatle izliyor. Mesut'un arkasından o da ilerleyince dervişler Kasım'ın peşine takıldılar. Yunus olduğu yerde kaldı. İki
ikilemde kalmış gibi huzursuzca düşünüyor. Sağına soluna bakınıp nefesini boşalttı ve peşlerine düştü. Ağır ağır ilerliyor. Huzur odasının kanatlı kapısı açıldı. Guyen de kapının kenarına çekilip Şeyh'e yol verdi. Şeyh heyecanlanmış bir halde minbere bakarak pabuçlarını çıkardı. Hırkasını kavuşturup içeri girdi. Bakışlarını minberden çekmeden durdu. Elini kalbine yaslayıp başını öne eğerek selam verdi. Biraz ilerleyip kenara geçti. Selam vererek birer birer içeri girip karşılıklı diziliyorlar. Şeyh'in arkasından ilk önce Kasım selam verip karşıya geçti. Arkasından Mesut verdi ve Şeyh'in yanına geçti. Diğerleri de sırasıyla diziliyorlar. Şeyh arayış içinde bakınarak beklerken Yunus kapıda göründü. Güngör sonda durup karşılıklı iki sırayı birleştirmiş. Yunus gelince kenara çekildi. Zaman yavaş akıyor. Yunus elini göğsüne yasladı. Selam vererek aradan geçiyor. Şeyh gözlerini alamadan öylece onu seyrediyor. Yunus da bakışları birbirine kilitlendi. Sanki aralarında karşı konulmaz bir bağ varmış gibi göz gözeler. Kasım hasetle Yunus'a bakıyor. Yunus yaklaşınca Şeyh bir adım öne çıkıp karşısına geçti. Yunus biraz ötede durup elini göğsünden indirdi. Diğerleri pozisyonlarını bozmuyorlar. Şeyh'in elleri boşta. Vakit gelmiştir artık efendim. Şimdiden tezi yok. Yola çıkmam gerek. Kasım belli etmese de rahatlayıp Şeyh'e baktı. Şeyh Yunus'un yanına yaklaşıp elini sırtına koydu. Birlikte kapının önüne yürüdüler. Yola çık, yoldan çıkma. Dervişlere yüzlerini çevirip pabuçlarını giydiler. Ardından tekrar sırt çevirip çıkışa yöneldiler. Dervişler üzgün, durgun. Kasım derin bir nefes çekti. Şeyh önden bahçeye çıktı. Yunus arkasından çıkıp kapıyı kapattı, avluya yürüyorlar. Olacakların en hayırlısı olmuş olandır. Yol bura varır demek ki. Tutup da yolun istikametini çevirecek değiliz ya. Aynalı kucağında bir kaplumbağayla koşar adım gelip Şeyh'in elini öptü. Yeni yoldaş bulmuşsun kendine, aynalı pirim. Olmadın mı? Ölmedin mi? Olmadın mı? Ölmedin mi? Olmadın mı? Ölmedin mi? Yunus'a bakarak söyleyip gitti. Yürüyorlar. Nerede kadılık edeceksin? Konya'ya varanda öğreneceğim başkadılıktan. Nasıl varacaksın ya Konya'ya? Atım vardır handa. Can canın sahibi olur mu ki? Bir dostumundur Konya'dan. Git var gel diye emanet vermiştir. Durdular. Derviş olsan derim ki can üstüne can olmaz. Hadi. Hele var çık da bak bakalım nere varır yollar. Allah ömrünüze bereket versin. Üste gök, altta yer durdukça dert tasa vermesin. Şeyh elini göğsüne koyup başını öne eğdi. Yunus elini öpmeye uzanınca Şeyh avuçlarının arasında sıkıştırdı elini. Yaşayalım görelim. Hele görelim Mevlam neyler. Neylerse güzel eyler. Yunus tebessümle bakarak gitmeye hazırlanıp başını öne eğdi. Karşılıklı selamlaştılar. Yunus kapıya yöneldi. Şeyh elini göğsünden indirdi. Bir müddet arkasından bakıp yoluna döndü. Zıt istikametlere yürüyorlar. Avludaki iki derviş önden gidiyorlar. Yunus taş kemerden geçip durdu. Kederle Şeyh'in arkasından bakıyor. Kenarda oturan iki konuk Şeyh yanlarından geçerken ayaklanıp selama durdular. Yunus buruk tebessüm ederek bakıp önüne döndü, kapıya yürüyor.
Dergahın kapısını açıp eşikten indi. Ardından kapıyı kapatıp olduğu yerde öyle kaldı. Durgun, kederli. İç çekip nefesini boşalttı. Sonra buruk bir halde usulca hareketlendi. Karabaş bağlı. Yunus ağır adımlarla ona doğru yürüyüp ortada durdu. Bir süre seyredip yanına yöneldi. Karabaş bir bakıp başını çevirdi. Yunus sevgiyle bakarak yaklaşıyor. Bakmaya devam ederek yakınına varmadan durdu. Bacım Sultan elinde bulamaçlı tasla haremlikten çıkınca Yunus başını ona çevirdi. Göz göze gelip bakışlarını kaçırdılar. Bacım Sultan tası Karabaş'ın önüne koyup Yunus'un yanına yöneldi. Karşı karşıya gelip durdular. Pek zahmetlere girdiniz. Allah sizden razı ola. Cümlemizden. Validem de pek müsterih olmuştur. Gider misiniz? Giderim. Konya'ya dönersiniz. Konya'ya dönerim. Rabbim yolunu açık eyleye. Dünya döndükçe dert tasası almaya gönlünüze. Yunus sözlerinden etkilenip bakışlarını Bacım Sultan'a kaldırdı. Bacım Sultan kendini zor tutuyor. İlk defa gözlerini kaçırmadan bu kadar uzun bakıştılar. Yunus tebessüm ederek gitmeye hazırlanıp elini göğsüne koydu. Bacım Sultan bakışlarını huzurla önüne çekip yeniden Yunus'a doğrulttu. Ağlamamak için kendini zor tutuyor. Yunus kaçırdı gözlerini. Bacım Sultan kederle kapıya döndü. Yunus eli göğsünde yüzüne bakamadan bekliyor. Bacım Sultan gidiyor. Yunus yola koyulacaktı ki Karabaş huzursuzlandı. Yunus ürktü. Temkinli adımlarla uzağından geçip gitti. Karabaş arkasından bakıyor. İmam Şerefe'de. Yemyeşil kırlar, ormanlar, dağlar, tepeler. Yunus beyaz atıyla yollara düşmüş bozkırda ilerliyor. Bodur otlarla bezenmiş düzlükteler, etrafta tek tük ağaçlar. At huzursuzlanıp şaha kalkarak bir anda durdu. Yunus ne olduğunu anlayamamış bir halde dizginleri bilen tutuyor. At gitmek istemezmiş gibi yeniden şaha kalktı ve Yunus'un dizginleri çekmesiyle hareket etti. İlerliyor. Yunus petrol yeşili entaresinin altına siyah içlik, üstüne yarım kollu haki yeşili hırka giymiş. Sarığı ve kuşağı her zamanki gibi üstündeki renklerle uyumlu. Dergah. Şeyh'le Kasım bahçeye çıktılar. Şeyh'in bahçesine girilen kapıya yürüyorlar. Şeyh durup ben giderim der gibi elini Kasım'ın omzuna koydu. Kasım selam verip avluya çıktı. Şeyh durgun düşünceli yürürken taşın üstünde kan lekeleri görüp bir anda durdu. Ardından dikkatle bakarak yanına yöneldi. Yaklaşıp durdu. Eğilerek bakıp lekenin olduğu yerden itibaren zemin taşlarının devamına baktı. Lekeler ara ara iki yerde devam ediyor. İki büklüm bir halde ilerleyip bir sonraki lekenin yanına geldi. Bir süre bakıp birkaç adım daha ilerledi. Diğer lekenin önüne çöküp kaygıyla elini uzattı. Parmak uçlarını henüz taze olan kana değdirip çekti elini. İşaret parmağına bulaşan kanı orta parmağına ovuşturarak bakıp yavaşça doğruldu. Başını kaldırdı, kaygı dolu düşünceli gözlerle boşluğa bakıyor. Yunus atının üstünde etekleri uçuşarak dört nala ilerliyor. Yüzünde sert bir ifade, kaşları çatık, kararlı.
Uçsuz bucaksız gibi görünen bir düzlükteler. At yeniden huzursuzlanıp bir anda durdu, olduğu yerde kıpırdamıyordu. Yunus dizginlere asıldı ama at gitmemekte ısrar edip şaha kalktı. Yunus dengesini kaybedip sırt üstü yere çakıldı. Acıyla suratını buruşturarak ayağa kalktı. Yeniden atın üstüne bindi, dizginleri çekti. At hareketlendi, koşar adım ilerliyor. Şeyh kaygıyla düşünmeye devam ederken bakışlar yerde yürüyen kaplumbağaya takıldı. Kaplumbağa sağlıklı görünüyor ama ön bacağı birazcık kana bulanmış. Şeyh rahatlamış ifadesiyle kaplumbağaya bakarak arkasından yürüdü. Sonra durup sevgiyle tebessüm ederek evine yöneldi. Yunus kırlarda yol alırken atı yeniden durup dimdik bir halde şaha kalktı ve Yunus'u üstünden yere attı. Yunus sert bir şekilde yere çakılıp yuvarlanmaya başladı. Yanı başındaki eğimli bayırdan aşağıya düştü. Düzlükten yaklaşık 4-5 metre dipte. Olduğu yerde yüzüstü kıpırdanıyor. Başını acı içinde yukarı kaldırdı. Yüzünün birçok bölgesinde kanlı sıyrıklar oluşmuş. Acıdan ne kalkabiliyor ne de sesini çıkartabiliyor. Suratını buruşturarak toprağa avuçlayıp yumruğunu sımsıkı sıktı. Başını çaresizce yere koyarken resim dondu. Bu dizinin betimlemesi Tekten Film tarafından Sesi Betimleme Derneği'ne yaptırılmıştır. www.sesibetimlemedernegi.com Sesi Betimleme Metin yazarı Nezahat Şalkamcı, seslendiren Çiğdem Banu Yeşilırmak, altyazı Feride Tezcan, Nuray Ünal, işaret dili Müjde Kolçak, son kontrol Zerrin Yılmaz, Beliz Coşar, Samet Demirtaş, teknik yapım Murat Özçelik, Gülay Mart, yönetmen Kamil Aydın, yapımcı Mehmet Bozdağ, danışmanlar yardımcı doçent doktor Mustafa Tatçı, yardımcı doçent doktor Hünlü Arıç, yapım sorumlusu Orhan Demirci, prodüksiyon amiri Fatih Kurt, reji koordinasyonu Seda Aydın, kamera ekibi Roller, www.tektenfilm.com.tr, www.facebook.com/yunsemredizi. Bu film TRT1 tarafından Tekten Film'e yaptırılmıştır yazdı. Film makarası şeklinin içinde T harfinin altında Tekten Film yazılı logo.